Irmak Hanım, rahatsız ediyor muyum? Yok Nevra, gel, ne oldu? Şey, bir şey olmadı da ben siz merak ettim. Yani bir isteğiniz var mı diye sormak için geldim. Irmak Hanım, yapmayın ne olur. Canınıza yazık. Bakın daha yeni iyileştiniz zaten. İyileştim mi? Ne iyileşmesi Nevra'ya? Başıma ne geldiyse bu adet hastalık yüzünden geldi. Irmak Hanım, ne oluyor? Ya Burak Bey'le konuşurken duydum. Boşanıyor musunuz gerçekten? Ama neden? Yani çok mutlu görünüyordunuz. Mutlu görünüyorduk, öyle mi? Başka bir şey var. Söylemiyorsunuz. Ben onu o kadar çok seviyorum ki. Ama o bana acıyor. Ama o kadar iyi bir insan ki benim için hayallerinden bile vazgeçebiliyor. Nasıl yani, anlamadım. Anlamayacak bir şey yok Nevra. Hastalığım yüzünden ne zaman evdeyim, ne zaman hastanede belli değil. Daha ne kadar yaşarım o bile belli değil. Kocama bir çocuk bile veremiyorum. Artık evli kalmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Ama şimdi olacak iş mi bu? Yani evlat edinirsiniz siz de. Yok, öyle olmuyor Nevra. Ben onu o kadar çok seviyorum ki mutlu olmasını istiyorum. Ama bu şartlar altında onu mutlu etmem mümkün değil. Kapısız köyden mi geldin balıkçı? Ne söyledin Irmak'a? Hiçbir şey. Bu işte senin parmağının olduğunu biliyorum. Senin hayatın tehdit, hayatın şantaj be. Kendi kardeşine de mi acımıyorsun? Ne söyledin de kız bir günde boşanmaya karar verdi? Senin sorunun ne biliyor musun balıkçı? Kendini fazla önemsiyorsun. Buna ben bile inanamıyorum. Sen kendini bir halt zannediyorsan koskoca Vural Demiroğlu ne yapsın, değil mi? Boş konuşma da soruma cevap ver. Ben hiçbir şey yapmadım. Daha doğrusu yapmama gerek kalmadı. Çünkü Irmak her şeyi kendi gözleriyle gördü. Anladın mı? Senin gibi aşağı kültürden bir herifle kardeşimin evlilik alamayacağını hepimiz biliyorduk. Ama hasta diye ses çıkarmadık. İnanmıyorum sana. İnanma, normaldir. Sana kim olduğunu hatırlatıyorum çünkü ondan kızıyorsun, haklısın. Eğer Irmak'ı üzecek bir şey yaptığını öğrenirsem o zaman kendimi kontrol etmem. Anlıyorsun değil mi? Üzgünüm balıkçı. Irmak artık seni kendine yakıştıramıyor. Ha bir de tabii annesinin katilinin kardeşiyle evli olduğunu öğrenmek ona çok koyuyor, biliyor musun? Onu da kendine yediremiyor haklı olarak. Yani senin anlayacağın gerçekler her zaman senin kafandakilerle örtüşmez. Bunu anla artık. Şimdi çekilebilirsin. Düğün nasıldı biliyor musun? Bildiğin saray düğünü ama teknede hayal et. Ben ateş ediyorum, öyle bir güzellik. Ay kız, tahtaya vur, nazar değmesin. Ay bir ara Melek ablaya ayıp olacak sandım. E biliyorsun düğünde gelinden güzel olunmaz. Ama ne yapayım anacığım? Fizik desen 10 numara, enerji desen 5 yıldız. Elimde değil, güneş gibi parladım. Herkes bana bakıyor. Ay kız, demek ki ben gelin olsam geçici körlük falan yaratırım ha. Ebru Hanım, buyurun, ne istemiştiniz? Sinan evde mi? Evde ama uyuyor. Ebru Hanım giremez. Çekil şuradan, işle ilgili önemli bir konu var. Ebru Hanım. Ebru Hanım. Uyan bakalım Sinan Efendi. Ne oluyor ya? Kalk hemen yataktan. Sinan Bey, ben rahatsız etmemesini söyledim ama söz dinletemedim. Nevracığım, çık dışarı. Tamam, anladım. Ne oluyor, ne işin var senin burada? Öğlen oluyor beyefendi. Haberin var mı? Ne olmuş öğlen oluyorsa? Depemde ne işin var senin? Bana bak Ebru, bunun mantıklı bir açıklaması olsa çok iyi olur. Yoksa kalbini fena halde kıracağım, haberin olsun. Ben buraya senin hayatını kurtarmaya geldim, aptal. Ne diyorsun sen be? Tabii, aklın fikrin gezmekte olduğu için şirkette olanlardan haberin yok. Ne oluyormuş şirkette? Bir saate kadar çok önemli bir yönetim kurulu toplantısı var canım.
Ve eğer bu toplantıya gitmezsen bütün hakların elinden alınacak. Hadi be. Ya tabii canım. Hadi be. Sevgili abin seni şirketten uzaklaştırmak için bin bir türlü plan yapıyor. Sen hala karı kız peşinde dolaşmaktan burnunun ucundakini bile göremiyorsun. Kendine gel artık. Allah Allah abi. Senin burada ne işin var ya? Balayında olman gerekmiyor mu? Oğlum biz yaşını başını almış adamlarız. Meleğe de bana da her gün balayı. Ne oldu? Senin canın sıkkın, bir tatsızlık mı var? Yok be abi, aynı şeyler işte. Yok. Çok aynı şeylere benzemiyor. Otur bakayım. Önerebileceğim şeyler var aslında size. Şakşuka verebilirim. Biraz da böyle zeytinyağlılardan gideriz. Enginar veririm. Kuşbaşı pide alabilir miyiz acaba? Aa, evet, kuşbaşı tabii ki. Köfte. İçli köfte. Bugün çok güzel. Öneriyorum gerçekten. Aa, hoş geldin. Hangi rüzgar attı seni buraya? Rüzgara zorla attırdım kendimi desem. Öyle olsun. Gel otur. Bir şey içer misin? Yok, teşekkür ederim. Öğle saatinde seni işinden alıkoymayayım. Dün her şey çok güzeldi benim için. Böyle yüz yüze gelip tekrar bir teşekkür etmek istedim. Bir şey içmek istemedin, emin misin? Hiçbir şey istemem. Otursana. Aslında... benim bir şey itiraf etmem gerekiyor. Ben buraya sadece seni tekrar görebilmek için geldim. Dün gece her şey muhteşemdi. Sizden, aile ortamınızdan, beni içinize almanızdan o kadar etkilendim ki. Bunların yanında senin sevecenliğin, güler yüzün, enerjin. Resmen hayran kaldım. Aslında ben seni ilk gördüğümde etkilendim. Sen tabii beni görmemiştin o zaman. Sonra tekrar karşılaşınca... bir de Kenan'la konuştum. O da beni cesaretlendirdi. Bir dakika anlamadım. Kenan mı cesaretlendirdi seni? Yani git Hazal'a açıl diye mi söyledi? Yani seni tanıyan biri olarak ona danıştım. O da git konuş dedi, öyle mi? Çocuk değiliz. Ben de niyetimi senden saklayıp taktik yapacak bir adam hiç değilim. Eğer sen de beni tanımak istersen bir akşam yemeğe davet etmek isterim seni. Arkadaşlar, yönetim kurulu toplantımızı başlatıyorum. Görünen o ki Sinan Bey toplantıya gelemeyecek. Şimdi... siz bozmayın, devam edin. Bak, hareketlere bak. Tekrar teşekkürler Azal. Ne demek, yine bekleriz. Sen yine benim teklifimi bir düşün, olur mu? Hı. Görüşürüz. Görüşürüz. Azal, Bahadır değil miydi o? Ne oldu, niye gelmiş? Gelmiş işte anne, ne bileyim. Kızım, bir şey mi oldu sana? Olmadı, bu gidişe de olmayacak. Ne dedim ben şimdi ya? Ebru, iyi misin? Neyin var? Ne
yemiştim de ondandır. Ha, ah canım, inşallah tavuktandır. Siz kendi işinize baksanıza. Kesin tavuktandır. Kıskanç pislikler. Benim için üzülüp Bahadır'ı cesaretlendirmene hiç gerek yoktu. Öfkeyle hareket etmeyeceğim. Yarın sorarım hesabını. Yani kısacası tam olarak ne olduğunu ben de çözemedim abi. Ben de şaştım kaldım vallahi. Ya bu kız sana deli divane aşık değil miydi? Ne oldu da bir günde değişti her şey? Ya daha iki gün önce bizde yemekteydiniz. Arkadaş ben bu yeni nesli anlamış değilim. Bir günleri bir günlerine tutmuyor. Ya evlenmek, boşanmak öyle hemen karar verilecek şey değil ki ya. Vural'dan şüphelendim ben de. İşte ağzını arayayım dedim ama onu yapmadığı da belli. He tabii bu durumdan keyif almıyor da değil. Demek ki Irmak'ın kendi kendine aldığı bir karar. Saygı duymaktan başka yapacak bir şeyimiz yok. Tabii. Orası öyle abi. Ama benim tek korkum, tek endişem Irmak'ın kendini yalnız hissetmesi. Hastalığının tekrar etmesi. Belki de sorun buradadır Kenan. Nasıl abi? Oğlum, bak Irmak'ı sen çok düşünüyorsun. Bunu biliyorum, görüyorum. Ama bir abinin kardeşiyle ilgilendiği gibi ilgilenip kol kanat geriyor. Bu da her halinden belli. Ben elimden geleni yaptım abi. Yani en azından yapmaya çalıştım. Senin çabanı takdirle karşılıyorum ama sen Irmak'a aşık değilsin. Bir kadın karşısındaki erkeğin rol yaptığını, neyi gerçek, neyi yalan söylediğini mutlaka anlar. Sence onu çok üzdün mü? Kendini suçlama, gönül bu. Demek ki Irmak da bu durumu anladı. Her gururlu kadın gibi çekip gitmeyi tercih etti. Benim aklıma başka bir neden daha geliyor abi. Annesinin katilinin abim olduğunu Irmak daha yeni öğrendi. Bir daha o var tabii. Annesini öldüren kişinin kardeşiyle evli olmayı kaldıramamıştır. Yani ben üzülmeyeyim diye de bana söylemeyi tercih etmemiştir diye düşünüyorum. Oğlum desene her şey üst üste gelmiş. Bu durumu kabullenmekten başka bir şey yok. Kendini onun yerine koysana. Haklı olduğunu söylüyorsun yani. Bu vekaletle her şey hallolacak değil mi? Evet Irmak Hanım. Ben birkaç gün içinde Cenevre'ye gitmiş olacağım. Bu boşanma süreciyle ilgili en ufak bir detay duymak istemiyorum. Tamam Irmak Hanım. Nasıl arzu ederseniz. Davayla ilgili de haber verirsiniz. Merak etmeyin. Ebru, ben sana ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani eğer sen olmasaydın Vural bütün haklarımı elimden alacaktı. Bu elini asla unutmayacağım. Sonunda bir tek seni düşünenin ben olduğumu anlamışsındır inşallah. Ebru, bak son zamanlarda biraz dağıttığımın farkındayım. Seninle pek fazla ilgilenemedim. Yani ne desen haklısın. Ama inan bana kafam çok karışıktı. Yok canım. Günah çıkartmana gerek yok şimdi. Üstelik
Ben bugün ne yaptıysam işime ve patronuma olan sorumluluğumdan yaptım. Peki beni affedebilir misin? Ebru? Kötü giyiniyorsun. İyi misin sen? Ha? Rengin de sapsarı. Yok. Önemli bir şey değil. Yediğim bir şey dokundu herhalde. Hadi sen bugün erken çık. Eve giderken de bir doktora falan uğra. Tamam, bakarım. Beni haberdar et, olur mu? Olur. Alo Kenan, müsait misin? Bu saatte arıyorum ama. Yo, müsaitim. Teknede takılıyorum öyle. Teknede mi? Bu saatte. Irmak şimdiden pişman olmuştur senin tekne işine girmene. Sen bir şey söyleyecektin. Hayırdır, ne oldu? Yarın görüşebilir miyiz? Tamam, tamam olur. Bir şey mi oldu? Yok, olmadı. Bizim için çalışacak garsonların sağlık evraklarını bırakmak istiyordum sana. Olur ya. İstediğin saatte gel, ben buralardayım. Tamam, görüşürüz. Farkında bile değil. Sen Bahadır'a söylediklerini bir de benim yüzüme söyle bakalım. Dullar Kulübü olarak toplandık bakıyorum. Hadi ikimizi anladım da, Irmak'a neden dahil ediyorsun durup dururken? Ah be Sinan, sana var ya yılın abisi ödülünü vereceğim. Sen hatunlarla oynaşırken, içkileri devirirken, şirketteki yerini sağlamlaştırmaya çabalarken kardeşini unuttun tabii. Bravo, bir lafı da dolandırmadan söylesen ölürsün sanki. Dullar Kulübü'nün yeni üyesi Irmak diyorum. Kart çıkarttıracağım yakında hepimize. Yeterince açık oldu mu? Irmak? Ne diyor bu? Ne diyorsa doğru diyor abi. Boşanmaya karar verdim. Ne? Neden? Çok şaşırdın. Ne oldu? Kardeşine balıkçıyı mı layık görüyordun yoksa? Onu kastetmediğimi çok iyi biliyorsun Vural. Irmak, emin misin? Yani iyi düşündünüz mü? Bana bak canım. Yani ufak bir kavganın sonunda böyle büyük kararlar alınmaz. Yok abi ya. Öyle kavga gürültü neticesinde alınmış basit bir karar değil benimkisi. Ne o zaman? Gayet mutlu görünüyordun. Evcilik oyunu oynadığımızı gördüm ve sıkıldım. Hem abisinin annemin katili olduğunu öğrenince de soğudum. Orası öyle tabii. Diyecek bir şey yok. Bravo Ormakçığım. Sinan Bey'i en sonunda ikna edebildin. Bir süre Cenevre'deki evde kafamı dinlemek istiyorum. O sırada da yalnız kalmak istiyorum. Yani hepsi bu. Bir dakika. Ne Cenevresi? Nereden çıktı bu? Ben senin oraya yalnız gitmeni istemiyorum. Yalnız olmayacağım ki. Bayan Veronikler var, Aslı var. Ya ne Bayan Veronik? Kadın gelmiş 97 yaşına. Bir ayağı çukurda, kendine bile hayır yok. Benim senin iyi olduğunu görmem lazım canım. Abicim. Senin benim bu kadar üstüme düşmen beni daha çok hasta ediyor. Ben çocuk değilim. Hem oraya iyileşmeye gidiyorum. Buna ihtiyacım var. Arada siz de gelirsiniz. Vural tamam. Yani daha fazla üstüne gitme. Irmak sen nasıl istiyorsan öyle yap. Nerede mutlu olacaksan. Tabii ki öyle mutlu olacak. Arkasında kapı gibi abileri var. Biz nerede yanlış yaptık? Ne gibi? Baksanıza. Üçümüz de yalnızız. Bütün suç onlarda değil, değil mi? Belki de o kadar eksik bir ortamda büyütüldük ki. Hep bir yanımız eksik kaldı. O yanımızı da bizi sevmeyen insanlarla doldurmaya çalıştık. Belki de. Ne yani?
Hep biz mi hatalıydık şimdi? Hatalı değilsek de yaralıyız işte. Melek, nedir bu dün geceden beri Hazan'ın hali? Ağzını bıçak açmıyor, suratı beş karış. Bir şey oldu da benim mi haberim yok? Yok canım, bir şey yok. Yani en azından benim bildiğim bir şey yok. E o zaman niye kızın suratı mahkeme duvarı gibi? Dünden beri bir garip, ben de farkındayım ama işte. Nasıl işte? Bak, Vural yoksa bu kıza bir şey mi yaptı da biz üzülmeyelim diye söylemiyor? Yok yok, Vural değil onun derdi. Ne peki? Kenan mı yoksa? Yani benim bildiğim bir şey yok. Sadece tahmin ediyorum. Ne oldu? Kavga mı etmişler? Yok, öyle bir şey değil. Bizimki galiba Irmak'ı kıskanıyor. Irmak mı kıskanıyor? Evet. Ya Melek, ben size söylemeyi unuttum. Irmak dün durup dururken Kenan'a ben boşanmak istiyorum demiş. Aa! Nereden çıktı şimdi? Bu gayet mutlu görünüyorlardı. Kenan da durumu pek anlamamış ama kız ciddiymiş anlaşılan. Ha, çocuğun başına gelmedik kalmadı. Hazal'la biri var mı acaba? Yok canım. Kenan yaşadığı şoku atlatıp Hazal'a ben boşandım dememiştir herhalde. Efendim Hazal. Ben geldim. Gelip evrakları alabilir misin? Tamam tamam, geliyorum, bekle. Benim bir şey itiraf etmem gerekiyor. Ben buraya sadece seni tekrar görebilmek için geldim. Dün gece her şey muhteşemdi. Sizden, aile ortamınızdan, beni içinize almanızdan o kadar etkilendim ki. Bunların yanında senin sevecenliğin, güler yüzün, enerjin. Resmen hayran kaldım. Aslında ben seni ilk gördüğümde etkilendim. Sen tabii beni görmemiştin o zaman. Sonra tekrar karşılaşınca bir de Kenan'la konuştum.
da beni cesaretlendirdi. Bir dakika, bir dakika, anlamadım. Kenan mı cesaretlendirdi seni? Yani git Hazal'a açıl diye mi söyledi? İşte kaderimin değiştiği an. Bir demir oğlu olmama çok az kaldı. Hoş geldin. Bekletmedim değil mi? Evraklar nerede? Burada, burada. Arabaya geçsene, göstereceğim başka şeyler de var. Tamam. Nerede evraklar? Burada mı? Ne yapıyorsun Hazal? Ne yapıyorsun Hazal, delirdin mi? Delirdim. Ne demek delirdim? Dikkat et. Kemerini tak. Hazal ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun böyle? Yavaş diyorum, sakin ol, kendine gel. Benden nasıl bu kadar kolay vazgeçebildiğini anlatmadan bu arabadan inmeyeceksin. Sakin ol diyorum Hazal. Görüyorsun değil mi? Bu saat oldu, hala ortalıkta yok. Ay Melek, sen bu kıza iyice taktın ha. Ay yok, genç kız tabii. Gezecek, tozacak. Bizim gibi her gün her gün kendini buraya kapatacak hali yok. Yok hala öyle değil. Başka bir şey. Ben kızımı tanımaz mıyım canım? Ya çözemediğim bir gariplik var üstünde. Ay Melek, kafanda kurup kurup senaryolar yazar oldun ha. Yani çok şükür o manyak kocasından boşandı derken... ...şimdi haber vermeden ortadan kaybolmalar falan. Korkuyorum o adam bir şey yapacak diye. Melek, bu kadar evhamlı olma kızım. Hazal aklı başında kızdır. Kendisini korumasını da kollamasını da bilir. Ay evliliğinin acısından daha yeni yeni kurtuluyor kız. Bırak biraz nefes alsın. Üstüne bu kadar düşme. İnşallah Allah'ım. İnşallah. Dikkat et. Hazal dikkat et. Ya niye şimdi böyle kullanıyorsun arabayı? Sen beni nasıl kullandığımı bırak, şimdi de soruma cevap ver. Ne sorusu? Ne diyorsun, bir türlü anlamıyorum. Hala anlamıyorsun öyle mi? O zaman kulaklarını aç, iyi dinle. Ya her defasında benden nasıl bu kadar kolay vazgeçebiliyorsun, nasıl? Ne vazgeçmesi Hazal? Nereden çıktı şimdi bu? Nereden çıktı diyorsun hala ya? Nereden çıktı acaba, bir düşün bakalım, belki bulursun. Ya Bahadır'a gidip Hazal'la konuş diye sen cesaretlendirmedin mi? Ya hiçbir için cüz etmedi. Ufacık değerim yok mu senin gözünde? Ya çocuk geldi seni sordu bana. Bekar mı? Hayatında biri var mı dedi. Ya ne söyleseydim? Hazal'ı unut, onu düşünme deseydin. Neden? Neden olacak? Çünkü benim aklımda da kalbimde de yalnız bir kişi var. Ve onun olmam imkansız, bunu biliyorum. Ama hayatımda kimseyi istemiyorum. Hazal sakin ol. Adam gibi bir yere çek, düzgün konuşalım seninle, olur mu? Hadi. De Kenan'ın boşanması çıktı ortaya. Hayırdır inşallah. Ne? Kenan'la Irmak boşanıyor mu? Doğru mu duydum ben? Benim de yeni haberim oldu. Sabah Aziz söyledi. E bunlar daha yeni yemeğe geldi Mutlu Mesut. Hala? Ne oldu sana? Yüzün kireç gibi oldu. Melek. Ben sana bir şey diyeceğim ama kızma. Teyzem. Bu nasıl bir kadermiş ya? E bu Hazal'la Kenan birbirini hala seviyor ki. Şşş. Bunu nereden çıkardın? E bunu görmemek için ileri derecede miyop olmak lazım be teyzem. Kızım ayıptır. Dedikodu yapılmaz. Aa, dedikodu değil ki bu. Gerçeklerin su yüzüne çıkması. Sen bunu bir nevi tartışma programı gibi düşün. Gerçekler sende kalsın. Yalnız ben sana bir şey diyeyim mi? Bu Kenan'ın karısı var ya, her şeyin farkında. Öyle mi diyorsun? Tabii canım. Bunu yalnızca sevenler anlar teyzeciğim. Anladın değil mi dediğim filmi? Yani hala aşk olsun. Ne diyeyim ben sana? Hadi Meloş cahil, genç. Ama sana yakışıyor mu? Evim
evimize gelmiş, soframıza oturmuş bir insanın dedikodusunu yapmak. Yani oluyor mu hala Allah aşkına? Melek, ne olur böyle söyleme. Bak kalbim acıyor. Kız duydu demek ki konuştuklarımızı. Of. Zaten garip bir alınganlık vardı üstünde. Bire bin katta kurdu kafasında. Ay. Resmen yuvayı kaçırdı, kadınlara döndü. Allah'ım sen günah yazma bana, ne olur. Yani tamam canım, ne yapalım? Yani olan olmuş, öyle tek kelimeyle de boşanma kararı alınmaz ki zaten. Tuzu biberi olmuştur herhalde. Ay, Allah'ım inşallah öyle olmuştur. Öyle olmuştur tabii canım. Öyle kulaktan duyduğun tek bir şeyle boşanma kararı alındığı nerede görülmüş? İstediğin oldu işte, geldik, durduk. Sıra sende, söyle bakalım. Ne duymak istiyorsun Hazal? Sen Fural'la evlendiğin gün benim içimde bir şeyler koptu. Öldüm sanki. Yarım bir insan oldum. Ve bir şeyi çok iyi öğrendim. Neyi öğrendin? Gidene dur denmeyeceğine. Giden her zaman isteğiyle gitmez Kenan. Ama anlatır, bir açıklama yapar. Ben bizden vazgeçmedim. Sen vazgeçtin. O yüzden de şimdi olanlar sana dokunmamalı. Anladın mı? Ben bu saatten sonra sadece senin mutluluğunu isterim. Anlamak istemiyorsun değil mi? Benim mutluluğum sadece seninle gerçekleşebilirdi. Ama artık onun da olmayacağını biliyorum. Ne söyleyeyim Hazal? Ne söylememi bekliyorsun? Ha? Bana yaşattığın önce acıyı, hayal kırıklığına rağmen, beni ortada bırakıp o para babasıyla evlenmene rağmen, hala sana kızıp seni üzmeye kıyamadığımı mı duymak istiyorsun? Kenan. Bırak mı bitireyim sözlerimi. Söyledim ya, ben vazgeçmedim. Sen vazgeçtin. Ve beni ortada bırakıp arkasına dönüp giden sendin. Ve ben bütün bunlara rağmen hala seni deli gibi seviyorum. Benden daha ne istiyorsun Hazal? Ne demek prensipte anlaştığımız maddeleri yenisini ekledi ya? Ebru'cum, izninle şu anda çok önemli bir iş görüşmesi yapıyorum. Ne söyleyeceksen daha sonra söylersin, tamam mı? Efendim, sabah anlattığım gibi Defne Hanım'ın avukatıyla birlikte girdiğimiz mahkemede tek celsede boşanmanızı sağladık. Ya uzatma, bunu anladım. Benim asıl anlamak istediğim şey arazilerin haklarını nasıl aldı? Bunu söyle bana. Ona siz onay verdiniz zaten, hatırlarsanız. Ne zaman onay verdim ya? Benim niye haberim yok? Çocuk oyuncağı mı bu? Sinan Bey, bir akşam vakti sizi aradım. Kalabalık, müzikli bir ortamdaydınız. İzah ettim konuyu, siz de onay verdiniz. Nasıl hatırlamazsınız? Kes sesimi, tamam. Anladım, kes. Ben siz mutlu olamayacağını anlamak için biraz geç kalmadım mı? Kuralla boşanmayı mı bekledin? Bunun böyle olmadığını sen de biliyorsun. Şu an böyle konuşarak sadece canımı acıtıyorsun. Anlat o zaman. Ben hiçbir zaman Vural'la evlenmek istemedim. Ben hep seni sevdim Kenan. Neden peki? Heh? Ne oldu da o gözlerimin içine bakan kız gitti bir anda? Sadece şunu bil. Ben seni asla aldatmadım. Asla. Evliyken bile aldatmadım. Biliyorsun sen Hasan. Vural eski karısına benzediğim için beni oyuna getirdi. Teknede baygındım. Gözümü açtığımda yanımdaydın. Çok utandım Kenan. Yoksa, yoksa Hasan. Ben de uzun zaman öyle sandım. Sonra geçen gün doktora gittiğimde öğrendim. Bana hiçbir şey yapmamış. Başıma bunun geldiğini düşünürken sana gelemezdim Kenan. Halil Ebru beni oyuna getirdi. Yalnızdım, çaresizdim. Tecavüz uğradığımı zannediyordum. Kendinden nefret ediyordum, sen de benden nefret et istedim. Ben seni unutamazdım. Sen beni unut istedin. Şeytan diyor. Git. O Vural'ın ağzının burnunu dağıt, anasından emdiği sütü burnundan getir. Kenan sakın. Vural'a ulaşmayacağına söz ver. Bak gerçekten yüzümü bile göremez. Tamam. Söz veriyorum. Tamam söz. Peki neden bunca zaman anlatmadın?
sen o kadar acı çekerken ben mutlu muydum sanıyorsun? Ama mutlu görünüyordun Hazal. Neden sakladın, anlatmadın? Ural'ın seninle zorla evlenmek istediğini bana söyleyebilirdin. Ben bunları şimdi mi öğrenecektim? Ya sen bir deliden korktuğun için bizim mutluluğumuzu, geleceğimizi heba etmişsin resmen. Böyle söyleme, zaten düşündükçe kahroluyorum. O yıllarca babalık ettiğini düşünen Adi, Halil'le Ebru kafamı iyice karıştırdı. Bir anda ben kendimi Vural'da eğlenirken buldum. Kabus gibiydi. Ama ben sana hiç ihanet etmedim. Evdeyken bile etmedim. Ben gün gelecek bu yaşadığım kabus bitecek diye düşündüm hep. Ve seninle tekrar kavuşacağım düşüncesi tuttu beni ayakta. Evet, Vural beni oyuna geçirdi, evlenmeye ikna etti. Ama bu evliliğin tek bir şartı vardı. Bana dokunmaması. Buyurun. Afiyet olsun. Arkadaşlar, bu güzeller güzeli kadın bu harika restoranın sahibi olur. Biraz sonra yiyeceğiniz o leziz yemekler bu hanımefendinin elinden çıkıyor. Buyurun, geçin şu masaya alayım size. Bir saniye. Hazal nerede göremiyorum buralarda. Mutfakta mı? Hazal yok. Gelmeyecek bugün. Nasıl, ne demek yok? Nerede peki? Neredeyse nerede. Genç kız gezip tozuyordur arkadaşlarıyla. Hem Hazal'ı kontrol etmek sana mı düştü? Evet, bana düştü. Annesi olarak sana düşmesi gerekiyordu tabii de. Bana bak Vural, sakın bir rezillik çıkarma. Sesini yükselteyim demin. Müşteri demem, kapının önüne koyarım. Şimdi geç insan gibi yemeğini ye. Nasıl oldu bunlar bize Hazal? Neden oldu? Bilmem ki. Bazı kaderler insanları bir araya getirmemek üzerine yazılırmış. Öyle deme. Nasıl demeyeyim? Bak, ben Vural'dan kurtuldum. Şimdi sen Irmak da evlisin. Olmadı. Olmuyor, olmayacak. Belki de bahsettiğin o kötü kaderi yenme günü bugündür. Ne demek istiyorsun? Biz Irmak'la boşanıyoruz. Neden? Gerçek bir aşk değildi bizimkisi. Evet, Irmak'ı sevdim, seviyorum. Ama çok farklı. O da zamanla bunu anladı eminim. Ve gururlu bir kadın olduğu için de devam etmek istemedi. Yakında işlemler başlar. Irmak çok iyi bir insan. Onun üzülmesini istemem. Evet. Ben de seviyorum. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur. Kenan, ben Irmak'ın hastalık süresinde yanında olmanı hep takdir ettim. Tamam, sizi her gördüğümde içim acıdı benim. Ama içten içe hep işte benim sevdiğim adam dedim. Biliyor muydun? Irmak'a aşık olmadığını. Tabii ki biliyordum. Hep içimden acaba beni bir gün affeder mi diye düşünüyordum. Geçti. Hepsi geçti. Galiba gerçekten geçti. Peki ne zaman söyledi boşanmak istediğini? Birkaç gün önce. Ben Bahadır'la konuşurken boşanmak istediğini biliyordun. Evet, ne oldu ki? Boşanmak istediğini bildiğin halde Bahadır'ın benimle konuşmasını destekledin. Kabul edilir şey değil Kenan. Kimlesin?
Peki ne olacak? Yani Irmak boşandıktan sonra? Daha ne olsun? Kimseye zarar gelmeden herkes için en mutlu olan neyse o olsun. Kim arıyor? Vural. Ne istiyor? Bilmem ki. Kenan vazgeçmeyecek, benim açmam lazım. Efendim Vural. Hazalcığım, neredesin? Çok merak ettim seni. Ne var merak edecek? Ne bileyim, restoranda yoktun karıcığım. Affedersin karıcığım dedim, özür dilerim. Annen de bilmiyordu nerede olduğunu. Ya neredeysem neredeyim, sana ne? Hadi itiraf et. Bazen senin de hoşuna gidiyor üstüne düşmem, arayıp sormam ha? Ne saçmalıyorsun sen Vural? Niye hoşuma gitsin? Manyak mıyım ben? Neyse ne, boş ver şimdi sen onu. Neredesin bakayım sen? Kim var yanında? Seni ilgilendirmez. Vural Bey, bir daha Hazal'ı rahatsız ettiğini görürsem ya da duyarsam senin için çok kötü olur. Anladın mı?